Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Kastamonu, büyük şehirlerin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin sığınabilecekleri bir huzur bölgesi, panoramik dağlarıyla, yemyeşil ovalarıyla, zümrüt sahilleriyle, zengin kültürel varlıklarıyla birçok alternatifler sunan bir tatil yöresidir. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerdendir. Kentsel sit kapsamına alınmış olan Kastamonu, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahalleleri ve yapıları ziyaretçilerde nostalji ve hayranlık uyandırır. Kastamonu'nun sahip olduğu bu zengin tarihi ve kültürel mirası kadar bir diğer zenginliği de harikulade tabiatıdır. Başta Ilgaz Dağı Milli Parkı, dağcılık sporları için mükemmel bir merkezdir. Zengin orman örtüsü, çeşitli yaban hayvanları ile görenlerin unutamayacağı özelliklere sahiptir. Kastamonu'nun 40 kilometre güneyindeki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, kış aylarında büyük ilgi görmektedir. Kastamonu'nun bitki örtüsü ve peyzaj açısından çok zengin yaylaları da vardır. Daha ziyade Araç, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinde bulunan bu yaylalar, yaz aylarında tatillerini şehir dışında geçirmek isteyenler için önemli bir turizm kaynağıdır. Pınarbaşı ilçesinde vahşi doğasıyla Valla Kanyonu ve Türkiye'nin en derin dördüncü mağarası olan Ilgari'ni kampçılar ve maceracılar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir. Kastamonu ilinin merkezi olan şehirdir. Gökırmak'ın bir kolu olan Karaçomak Deresi Vadisi'nde kurulu bulunan şehrin denizden yüksekliği 774 metredir. Kastamonu, Anadolu'daki en eski şehirlerden biridir. Antik Çağ ve Türk İslam dönemine ait birçok tarihi eser vardır. Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şabanı Veli Türbesi, Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, Saat Kulesi ve buna benzer birçok tarihi eser mevcuttur. Çivisiz yapı mimarı olarak yapılan Mahmut Bey Camii de buradadır. Kastamonu kent merkezinde ayrıca Türkiye'de açılan ilk kent tarihi müzesi bulunmaktadır. Bu nedenle inanç turizmi açısından yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Kastamonu Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında şehrin doğusunda bulunan yamaç üzerine Kastamonu valilerinden Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1884-1885 yıllarında yaptırılmıştır. Kulenin saati de Avrupa'dan getirtilmiştir. Kastamonu'da yapılan çekme helvası tüm ülke içinde meşhurdur. Bizans yöneticilerinden olan Komnenos, soyu adına yaptırılan bir kale iken sonradan kalenin yanına kurulan ilin adı oldu. Latince castrum'dan gelen castra söylemi daha sonra Komnenos'la birleştirilip Kastamonu halini almıştır. 1948 yılında Kastamonu ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar, araştırmalarda Germeç ve Gölköy'de ele geçen Yontma taş devrine ait çakmak taşı el baltaları, Kastamonu ve çevresinin tarih öncesi devrini milattan önce 50 binlere kadar gerilere götürmektedir. Paflagonya diye isimlendirilen bölgenin sınırları doğuda Kızılırmak, batıda Sakarya Nehri, güneyde Frigya ve Galatya ile çevrilidir. Kuzeyde ise Karadeniz yer alır. Strabo'ya göre Parthenius Nehri bölgenin batı sınırını çiziyordu. Doğusunda da Halyas Nehri vardı. Günümüzde Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı ve Karabük bu bölgede yer alırken Çorum, Bolu, Zonguldak ve Samsun illerinin bir bölümü bölgenin içinde kalmaktadır.
Paflaganya halkı tarihte çok rol oynamamalarının yanı sıra Anadolu'nun en eski milletlerindendir. Kaşkaların yaşadığı topraklar Kuzey Anadolu'da bugünkü Orta Karadeniz bölgesi ve civarına denk düşer. Hitit belgelerinde savaşçı ve yağmacı zorlu bir göçebe halk olarak geçmektedir. Kaşkalar zaman zaman Hititlere birçok kez saldırmış, onların ülkesini baştan aşağı istila ederek Nensa şimdiki adıyla Niğde şehrine kadar dayanmışlardı. Kaşkaların Paflagonya halkından farklı olduğu ve onların doğudaki komşularından geldiği düşünülmektedir. Kastamonu, Karadeniz'de kirlenmemiş, betonlaşmamış, 176 kilometre kıyı bandıyla deniz, kum ve güneş arayanlara da hitap etmektedir. Bu kıyı bandında çok sayıda doğal kumsal ve bunların ardından yoğun bir orman örtüsü bulunmaktadır. Çatalzeytin'deki Ginolu ile Cide'deki Gideros koyları Karadeniz'in en güzel koylarıdır. Milattan önce 1400 ila 1390 senelerindeki Hititlerin vaziyetini gösteren bulgulardan anlaşılan duruma göre Kaşkaların galibiyeti kısa sürmüş, Hitit hükümdarı 4. Tutali'ye ölünce yerine geçen oğlu Subbiluliuma Kaşkalarla ciddi bir mücadeleye girmiş ve bölge Hitit İmparatorluğu eline geçmiştir. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya krallıklarının egemen olduğu bu topraklar M.Ö. 4. yüzyılda Perslerin eline geçmiştir. M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu topraklarını da Makedonya'ya katmıştır. İskender'den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu, milattan sonra 395 yılında imparatorluğun bölünmesiyle bütün Anadolu gibi Bizans İmparatorluğuna katılmıştır. Bugün Kastamonu ve çevresindeki illeri de içine alan ve Romalılar devrinde adına Paflagonya denilen bölgede yer almaktadır. Romalılar devrinde Taş Köprü'nün Paflagonya eyalet merkezi olduğu zamanlar Kastamonu küçük bir kasaba olup Roma döneminde şehir Timoninion ismi ile anılmaktaydı. Kastamonu ili ve civarı 10. yüzyılda Bizans İmparatoru 2. Basileos tarafından Trakyalı General Manuel Erotikos Komnenos'un denetimine verilmiştir. Komnenos 978 yılında İmparatora karşı ayaklanan Bardas Skleros'a karşı İznik kentini başarıyla savununca imparatorun dikkatini çekmişti. Komnenos daha sonra Bizans imparatoru olacak olan 1. İsaakios Komnenos'un babasıdır. Oğlu tarafından kurulan Komnenos hanedanı çöküşüne kadar Bizans'ı ve Trabzon imparatorluğunu yönetmiştir. Manuel Komnenos o zamana kadar Timonion ismi ile anılan şehrin savunması için bir kale yaptırmıştır. Kale, Castra Komnenon yani Komnenos'un kalesi olarak adlandırılmıştır. İsim daha sonra Türkçeleşerek Kastamonu şekline dönmüştür. 13. yüzyıla kadar Bizans yönetiminde kalan Kastamonu, 1227-1309 yılları arasında Hüsamettin Çoban'ın yöredeki Türkmen topluluklarını toplayarak kurduğu Çobanoğulları Beyliği'nin yönetim altına girmiştir. Hüsamettin Çoban'dan sonra yerine oğlu Alp Yörük ve daha sonra torunu Yavlak Arslan geçmiştir. Çobanoğlu Yavlak Arslan Anadolu Selçuklularının taht kavgasına karıştığı için 1292 yılında öldürüldü. Onun yerine oğlu Mahmut Bey geçmiştir. O sıralarda Anadolu'da hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılar ile savaşmaktaydı. Moğollara esir düşen Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesut, jandarlarından komutan Temür Yaman Candar tarafından kurtarıldı. Bunun üzerine Sultan Temür
Yaman Çandar'a Kastamonu yöresini hediye etti. Ancak bölge o zamanlar halen Çobanoğulları'nın elindeydi. Temür'ün ölümünden sonra yerine geçen oğlu Çandaroğlu Süleyman Paşa, 1309 yılında Kastamonu şehrini ele geçirerek Çobanoğlu Beyliği'ne son verdi. İlhanlıların denetimi altında yaşayan Selçuklu Sultanı II. Mesut, 1308 yılında ölünce Süleyman Paşa bölgeyi bir süre İlhanlılara bağlı olarak idare etti. İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır, 1335 yılında öldüğünde İlhanlı denetiminden çıktı. Candaroğlu Süleyman Paşa, Safranbolu ve Sinop'u ele geçirmişti. Candaroğulları denizciliğe önem vermekteydi. Sinop'a bir tersane kurmuşlardı. Süleyman Paşa, Sinop'un yönetimini oğlu 1. İbrahim'e, Safranbolu'yu da küçük oğlu Ali'ye verdi. Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra oğulları Candaroğlu Beyliği'nin yönetimi için savaştılar. İbrahim 1339'da galip gelerek Kastamonu'nun yönetimini ele geçirdi. İbrahim Bey 1346 yılında öldüğünde yerine kuzeni Adil geçti. Adil Bey 1361 yılında ölünce yerine oğlu Kötürüm Bayezid geçti. Bayezid Sivas bölgesini yöneten Kadı Burhanettin ile iki kez savaştı. Bayezid 1383 yılında Osmanlı Sultanı 1. Murat'tan destek alan oğlu 2. Süleyman ile yaptığı savaşta Kastamonu'yu kaybetti. Bayezid Kastamonu'yu terk edip Sinop'a yerleşti ve böylelikle Candaroğulları Beyliği ikiye bölünmüş oldu. Kötürüm Bayezid 1385 yılında öldü ve yerine oğlu İsfendiyar Bey geçti. Kastamonu'yu yöneten Candaroğlu 2. Süleyman Beyliği sırasında Osmanlı Sultanı 2. Murat'a bağlı kaldı. Osmanlı'nın 1386 ve 1389'da yaptığı Avrupa seferlerine askerleriyle katıldı. Sultan Murat'ın yerine geçen 1. Bayezid babası kadar barışçı olmadı. 1391 yılında Kastamonu'ya bir sefer düzenledi. Candaroğlu 2. Süleyman öldürüldü ve Kastamonu'ndaki Candaroğlu hükmü sona erdi. Bu arada Sinop'ta hüküm süren Candaroğlu İsfendiyar Osmanlılarla bir çatışmadan çekinerek Sinop'un kendisine bırakılması koşuluyla Osmanlılara bağlılığını bildirdi. Böylece Candaroğulları Beyliği Sinop'ta İsfendiyar Bey kolundan devam etti. İsfendiyar Bey 1402 tarihli Ankara Savaşı öncesinde Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'la görüşerek ona bağlandı. Timur adına para bastırdı. Kastamonu, Kalecik, Tosya, Çankırı, Samsun ve Bafra'yı da alarak beyliği en geniş sınırlarına ulaştırdı. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilip esir düşünce Yıldırım Bayezid'in oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet arasında taht kavgası başladı. İsfendiyar Bey bu süreç boyunca kavgadan faydalanmaya çalıştı. Dağılan Osmanlı Birliği 1413 yılında 1. Mehmet Han diğer adıyla Çelebi Mehmet tarafından yeniden sağlandı. Bu mücadeleden galip çıkan 1. Mehmet ile iyi ilişkiler kurdu. 1417'de onun Karaman 1415-1416 ve Eflak 1416-1417 seferlerine oğlu Kasım Bey komutasında yardımcı kuvvetler gönderdi. Bu sefer sonrasında Kasım Bey Beyliği öbür oğlu Hızır Bey'e bırakmak isteyen babasına karşı ayaklanarak Osmanlılara sığındı. 1. Mehmet'in desteğini alan oğlu Kasım Bey'e Tosya, Çankırı ve Kaleci'yi vermek zorunda kalan İsfendiyar Bey, 1421'de 1. Mehmet'in ölümünden sonra 2. Murat ile şehzadeler arasında başlayan taht kavgalarından yararlanarak bu yerleri geri aldı. Aynı yılın sonbaharında 2. Murat'ın üzerine kuvvet göndermesi karşısında Sinop'a kaçtı ve barış istedi. Osmanlı iç kavgaları yeniden yoğunlaşınca bunu fırsat bilerek
Taraklı Borlu'ya bugün Safranbolu deyin ilerledi. Ama 1423'te yönetimi kesin olarak ele geçiren 2. Murad'a Taraklı Borlu'da yenildi ve barış istedi. Osmanlılara her yıl asker gönderme ve vergi verme koşuluyla Kastamonu ve Küre'yi Nuhas'ın bugün Küre yönetimi kendisine bırakıldı. 1425'te torunu Hatice Halime Hatun'u 2. Murad'a vererek Osmanlılarla arasındaki anlaşmazlığa evlilik yoluyla gidermeye çalıştı. Sonraki yıllarda antlaşmaya bağlı kalarak bütün koşulları yerine getirdi. İsfendiyar Bey 1439'da öldü ve yerine oğlu Candaroğlu 2. İbrahim Bey geçti. İbrahim Bey'in 1443 yılındaki ölümünden sonra yerine oğlu İsmail Bey geçti. İbrahim Bey'in diğer oğlu Candaroğlu Kızılahmet Bey, babasının ölümünün ardından beyliğin başına geçen büyük kardeşi İsmail Bey'e karşı geldi. Fakat başarılı olamayınca Osmanlılara sığındı. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Anadolu beyliklerini birleştirmek için Trabzon seferine çıktı. Fatih ile birlikte sefere katılan Kızıl Ahmet Sinop'u ele geçirdi. Fatih, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmak ve 50 bin duka altını vergi vermesi karşılığında bölgede desteği bulunan Kızıl Ahmet'i Sinop Beyliği'ne atadı. Fatih, Trabzon seferi dönüşü Kastamonu'yu ele geçirdi ve Kızıl Ahmet'i görevinden alarak Mora Valiliği'ne atamak istedi. Kızıl Ahmet görevi yerine gitmeyip önce Bolu üzerinden Karamanoğlu İbrahim Bey'in yanına kaçtı. Osmanlılardan korkan Karamanoğlu İbrahim onu himaye etmeyince Akkoyunlu Uzun Hasan'a sığındı. Uzun Hasan Osmanlılara karşı kullanabileceğini düşündüğü Kızıl Ahmet'e Van Gölü kıyısında toprak vererek himayesini aldı. Kızıl Ahmet Uzun Hasan'ın 1464'te yaptığı Karaman Seferi'ne 500 kadar savaşçı ile katıldı. İkinci Beyazıt zamanında affedilerek kendisine Bolu Sancağı dirlik olarak verildi. Kızıl Ahmet 1500 yılında yapılan Modon Seferi'ne katılmış, kendisine timar olarak verilen Filibe'de ölmüştür. Candaroğullarının Sinop'ta kurdukları tersanenin Osmanlı Devleti'ne katılması ve geliştirilmesi Osmanlı donanmasına güç kattı. Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bakır ocakları, beylik daha Osmanlı Devleti'ne ilhak olmadan önce Osmanlı Devleti'nin top üretimi için faydalandırılmıştır. Candaroğlu döneminde Kastamonu ve bölgesinde bulunan bakır ve demir madenleri işletilip Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Sinop'tan yüklenerek Ceneviz ve Venedikli tacirler aracılığı ile satılıyordu. Candaroğulları bu ticarette üzerinde iki balık bulunan ve Darüsü Saadi'yi Sinop yani Sinop Sarayı yazan bakır paraları kullanıyorlardı. Kastamonu'da bulunan hamamlar, kervansaraylar, hanlar, camiler ve medreselerin çoğu bu dönemde yapılmıştır. Kastamonu 1461 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Kastamonu uzun süre Bolu eyaletine bağlı kalmış ve Bolu Sancağı hükmüyle yönetilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından eyalet merkezi haline getirilmiştir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Kastamonu ulusal milli mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle İstiklal Yolu adı verilen yol ile İnebolu'dan başlayarak Kastamonu üzerinden Ankara'ya yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye en çok asker gönderen ildir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Kastamonu ulusal milli mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle
İstiklal Yolu adı verilen yol ile İnebolu'dan başlayarak Kastamonu üzerinden Ankara'ya yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye en çok asker gönderen ildir. Türk egemenliğine geçtikten sonra hiç düşman istilasına uğramamış olan Kastamonu, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nda en fazla şehit veren illerimizden biridir. İl, Çanakkale Savaşı'nda 2527 şehit verdi. Meşhur Çanakkale türküsü, Kastamonulu aşık Yorgansız Hakkı'ya aittir. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk, 23-31 Ağustos 1925 tarihleri arasında 9 günlük bir Kastamonu gezisi yapmıştır. Bu gezi sırasında İnebolu'da şapka devrimi olarak anılan kılık ve kıyafet devrimini açıklamıştır. Bölgede 1943'te yaşanan Tosyaladik depremi 4000 insanın hayatına mal olmuştur. Bölgede büyük yıkıma yol açan 7.2 şiddetindeki depremi bizzat yaşayan Kastamonulu şair yazar Rıfat Ilgaz depremin dehşetini Tosya Zelzelesi adlı şiirinde çocuğunu emziren kadının soğudu memesinde sütü dizeleri ile anlatmıştır. 1963 yılında Kastamonu Şeker Fabrikası kurularak ilde bulunan ekonomiye büyük canlılık getirmiştir. İlde iki çeşit iklim hüküm sürer. Kuzeyinde Karadeniz iklimi, güneyinde ise İç Anadolu'nun kara iklimi görülür. Kıyıya paralel olarak uzanan İskandiyar Dağları, Karadeniz ikliminin iç kısma girmesini önler. Kıyılarda yağış daha fazladır. Senede 20 gün kar yağar. 40 gün toprak karla örtülüdür. Sıcaklık -26.9 ile +38.7 santigrat derece arasında seyreder. Senelik yağış miktarı bölgelere göre 450 mm ile 1215 mm arasında değişir. İl, bitki örtüsü bakımından çok zengin sayılır. İl topraklarının %67'si orman ve fundalıklarla, %29'u ekili dikili alanlarla, %6,5'u çayır ve meralarla kaplıdır. %1,5'u tarıma elverişsiz topraklardır. Ormanlarda kayın, köknar, çam, karaağaç, gürgen, kestane ve ıhlamur ağaçları bulunur. Azdavay, Devrekhane arasında ise çam ağaçları çoğunluktadır.